Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda son zamanlarda Valorant gündemini meşgul eden Valorant sayfalarında paylaşılan ve Reddit'te de popüler olan bir ajanın yeni ajanın konsept çizimi hakkında konuşacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum bu tasarım ajan tasarımı yetenekleri vesaire olsun resmi bilgiler değil sadece bir hayranın hani kendi hayal ürünü olarak ürettiği şeyler hani bazı sayfalarda görüyorum bazı YouTube videolarında görüyorum hani bu bilgileri sıradaki ajanımız bu bu ajan geliyor tarzında da aktaranlar oluyor. Hani böyle bir şey yok. Hani yetkililer bu ajanı beğenir, bu fikri beğenir, oyunu eklerler onu bilemem. Fakat şu an anlatacaklarım bahsedeceklerim bu videoda. Tamamıyla bir hayranın hayal ürünü çalışma öyle söyleyeyim sizlere. Ajanın tasarımı zaten karşınızda. Arkadaşın tasarladığı yeteneklerinden de bahsedeceğim biraz sonra. Siz de ajan ile alakalı kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ek olarak da hani kendi ajan fikirleriniz varsa yetenekleri neler olabilir, kendi tasarladığınız ajanlar hakkındaki düşüncelerinizi değerlerinizi fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi yetenekler kısmına geçelim. Evet, Ajan'ımızın adı Quantum. C skill'inde Paradox var, Q skill'inde Rift var, E skill'inde Dimensional Tear var ve X skill'inde de Tunneling var. Hani bu skill'leri şimdi tek tek inceleyeceğiz. C skill'i Paradox'tan başlayalım. Paradox yeteneği Ajan'ın bir klon yaratmasına olanak sağlıyor. Bu klonu stratejik bir noktaya da ekleyebiliyorsunuz ve yani bomb bot tarzında herhangi bir yolda hani yol almasına da sağlayabiliyorsunuz klonun. Bu klon herhangi bir engele takıldığında yok oluyor. Ayrıca düşman tarafından da tabii ki yok edilebiliyor. Hani bu klonlar mevzusundan Iki ayrı videoda da bahsetmiştik hem iptal edilen ajanlar videosunda hem de yeni ajan teorisi videosunda hani bu klon yeteneğinden bahsetmiştik. Hani bu arkadaşın tasarladığı kuantum ajanında da bu klona yer vermiş kendisi. Zaten kendisi de Reddit'teki paylaşımında belirtmiş. Hani şu an Valorant evrenindeki kendi hani dedikodulardan yola çıkarak bu tarz bir ajan yarattım demiş. Q skill'inde Rift var. Peki Rift ne? Rift yeteneğini bir nebze de olsa Phoenix'in ultisine benzetebilirsiniz. Haritada kendi seçtiğiniz bir noktada bir yarık açıyorsunuz ve hani bu yarık içerisinde Q'ya bastığınız zaman geri seyahat edebiliyorsunuz. Şöyle bir mantığı var. Şöyle anlatabilirim. Örneğin Heaven haritasında oynuyorsunuz ve A bölgesinde bir yarık açtınız. Fakat siz C bölgesinde oynuyorsunuz. Düşmanınız A bölgesine geldi ve sizin oraya hızlıca gitmeniz gerekiyor. Yani Q'ya basarak direkt A bölgesinde sizin açtığınız yarığın bölgesine ışınlanabiliyorsunuz. Hani böyle bir yetenek. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Yani dezavantaj da sayılmaz pek ama hani bu yarık 20 saniye içerisinde son buluyor veya düşman tarafından yok edilebiliyor. Bana kalırsa gayet kullanışlı bir yetenek düşünmüş arkadaş hani sizin tabii ki de düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası bana ajan çok güçlü bir ajanmış gibi geldi dolayısıyla dediğim gibi sizin düşüncelerinizi merak ediyorum E yeteneğinden bahsedelim. Dimensional Tier olarak adlandırılan E yeteneğini bir noktada Cypher'ın kafesine de benzetebiliriz. Yetenek şu mantıkla çalışıyor. Hani E'ye basıyorsunuz, imza yeteneği bu arada. E'ye basıyorsunuz, haritada 3 nokta seçiyorsunuz. Aralıkları en fazla 15 metre olabiliyor. Hani bu 3 nokta arasında, 3 noktaya bir tane şey yerleştiriyor. Ne denir? Hani ışın yerleştiriyor, ışın çubuğu yerleştiriyor. Öyle söyleyeyim hani. Bu 3 noktada hani yeteneği de aktifleştirdiğiniz zaman bu noktadaki görüşü kapatıyor. Yani sizi bir de olsa kafes içerisine alıyor açıkçası bomba kurulduktan sonra hani bu mantıkta baktığınız zaman bomba kurulduktan sonra çokça işe yarayacak bir yetenek gibi duruyor bana kalırsa. Hemen önce de söylediğim gibi bu üç işaret ışığı arasında hani bir üçgen oluşturuyorsunuz ve hani bu üçgenin kenar kısımlarında hani ekranlar oluşuyor. Hatta bir konsept çizim de yani çizimi de var bu şekilde hani şu an aşağıda görüyorsunuz umarım kameram kapatmıyordur. Bu şekilde bir çizimi de var yani o bölgeyi bir nevi kafes altına alıyor. Hani Cypher'ın kafesi gibi düşünebilirsiniz. Hani arkadaş bir iki iki, 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 tane koymuş bundan hani iki kere kullanabiliyoruz tarzında bir şey koymuş ve herhangi bir süre belirtmemiş. Bana kalırsa bu hani bir nevi Viper'ın ultisine de benziyor benim anladığım kadarıyla sistem. Dolayısıyla hani bu yetenek imza yeteneği olarak bana kalırsa gereksiz güçlü bir yetenek. Hani bu yetenek ulti olarak kullanılabilir veya daha pahalı olarak satılan hani herhangi bir yetenek olarak da kullanılabilir benim görüşüme göre. Ultisine geçelim. Ultisi eğer oyuna gelirse en etkili ultilerden biri olacak bir ulti gerçekten. 30 saniye boyunca açılacak bir geçit açıyor duvarlar içerisinde. Şöyle bir çizgi çizimi var çizimini size göstereyim Hani herhangi bir sayda girmeden saydın içerisini görebiliyorsunuz yani bu geçit içerisinden bu arada peyitle çizmiş gibi birazcık geçit geçit içerisinden ke kelimeyi söylemekte zorlandım geçit içerisinden yeteneklerinizi kullanabiliyorsunuz ve ateş edebiliyorsunuz Sanırım geçiş sağlanmıyor burada yazdığı kadarıyla Hani bu tarz bir etkili bir ne denir yetenek bahsettiğimiz gibi bu geçit kendisi de yazmış zaten oraya tüm ajanların yeteneklerini ve mermilerini geçirebiliyor fakat 30 saat saniye sonunda yok oluyor. Fakat hani bomba kurulduktan sonra kullanılacağını düşünürsek bu ultinin hani 30 saniye çokça yeterli olacaktır yani kullanmanız açısından. Ulti ile alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Açıkçası bütün yetenekler bana çok güçlü gibi geldi. Hani siz ne düşünüyorsunuz dediğim gibi merak ediyorum. Ben size yine arkadaşın kendi çizimlerini de göstereyim bu şekilde. Dediğim gibi bunlar tamamen arkadaşın hayal ürünleri. Hani oyuna kesin olarak gelecek diye bir durum yok. Hani belki yetkililer gizli bir hesaptan hani hayranların nabzını yok yoklamak istemiştir. Oyuncuların nabzını yoklamak istemiştir. Hani veya hani çok beğenirler bu fikri veya oyuna eklemeyi düşünürler. Bu arada çok fazla hani dediğimi biliyorum. Hani bunu sadece izlerken fark ediyorum. Fark edenleriniz olmuş. Dikkatinizden dolayı tebrik ederim. Hani bu şekilde benim genel olarak video içerisinde söyleyeceklerim. Sizin eklemek istedikleriniz varsa dediğim gibi kendi fikirlerinizi aktarmak isterseniz yorumlar kısmına bekliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bana destek olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Eğer gelmek isterseniz Discord sunucumuza davet ediyorum sizleri. Dediğim gibi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.